yeni tip milli denizaltı projesinin birinci gemisi Piri Reis'in havuza çekme ve beşinci gemi olan Seyda Ali Reis'in ilk kaynak töreni Gölcük Tersane Komutanlığı'nda yapıldı. Teşekkür ediyorum. Bismillah. Vira. İlk milli denizaltının 2022'de hizmete girmesi öngörülüyor. 2027 yılına kadar 7 denizaltının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi hedefleniyor. Üretebilir ve bunların ihracatını yapabilir hale gelinceye kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, gece gündüz çalışacağız. Törenin açılış konuşmasını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Aynı şekilde bugün Suriye'de olduğu gibi Libya'da da barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar... Libya'lı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğansa Yeni Tip Denizaltı projesinin 5. gemisi olan Seydi Ali Reis'in ilk kaynağını yaptı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, Doğu Akdeniz üzerindeki planlara dikkat çekti. Ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bırakırız ekonomik faaliyetleri bize Denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar. Deniz altındaki hidrokarbon kaynaklarının aranması ve işletilmesinden tamamen dışlanmış bir Türkiye'ye rıza göstermemizi kimse bizden beklemesin. Ege'deki egemenliği kendine ait olmayan ada, adacık ve kaya parçaları üzerinden hazırladıkları bir projeyle Türkiye'nin haklarına göz dikenler meydanın boş olmadığını bilmelidir. Masa başında çizilen haritalarla çevre hassasiyeti veya bilimsel faaliyet kisvesi altında ülkemize emrivaki yapılmasına izin veremeyiz. Kararlılık vurgusu yapan Erdoğan gerekirse Libya'ya askeri desteği artırabileceğini söyledi. Meşru Libya hükümetini yıkmaya yönelik çabaların yoğunlaşmasının sebebini gayet iyi biliyoruz. Son dönemde meşru Libya yönetimine çok ciddi desteklerimiz oldu. Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz. Mutabakatı eleştiren muhalefet partilerine de yanıt verdi Erdoğan. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da verdiği mücadeleyi de unutmamalıyız. Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok. Öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu? Canını tehlikeye atma pahasına hangi mücadeleyi veriyordu? Demek ki Libya bizim için gerekirse canımız pahasına yanında yer almamız gereken bir yerdir. ASELSAN Piri Reis ile haberleşme sistemleri alanında ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti. Çok sayıda harici ve dahili haberleşme sistemleri geliştirildi. İhtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan entegre muharebe sistemi su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.